Şimdi zaten biraz riskli bir yayınla başlayacağız. Alper Biçen'in yayınıyla başlayacağız. O da aslında iki Değil mi tane hocam? Risk basketbol nedir? yorumcuları. Burada risk nedir risk hocam? Risk nedir? Bu iki adam karşısında NBA yani, yayını yapmak. Evet. Of. Evet. Biraz iddialı bir giriş biraz yaptı. Iddialı şöyle şey. Abi. Avantajlı mı dezavantajlı mı? Hocam vezir de eder rezil de diyeyim. Hocam bunu karşısında. Hakikaten müthiş bir avantaja dönüştürebilir. Dönüştürebilir ama hakkını vermesi evet. lazım. Hakkını şöyle. Ya fena olmuş diyemeyiz buna. Ya iyi ya kötü diyeceğiz. Bakalım çünkü bizim karşımızda iki tane basketbol insanının karşısında eğer NBA yapıyorsan hakkını vermen lazım. İsterseniz bir Alper Biçen'e bağlanalım. Abi. Alper Biçen'e verelim. Verdik mi? Verdik. Buyurun efendim. Buyursunlar. Alper bu ayağında spikerlik yapıyor. Evet, hem odakları ben zorluyorum. Ben onu söyleyecektim ya. Ama şey çok zor zaten. Bunu ben yapamam mesela. Aynı zamanda Panda sen çok daha iyi biliyorsun. Konuşmak zor bir iş. Zor. Yani mesela, hem böyle odaklayıp hem anlatabilmek. Hayır bir de yani sadece hani maç spikerliği de değil. Araya farklı farklı bilgiler, kendi bir şeyler anlatıyor falan yani. Hani direkt maçı anlatıyor olsa o zaman zaman işte ben de oynarken yaptığım şeylerden biri yani. Şöyle, aksiyona, şimdi strateji oyunu oynarken o biraz daha kolay ama aksiyona temelli bir oyun oynarken bu beynini ikiye bölmeye yarıyor, tamam mı? Hem anlatacağın şeyi düşünüp hep oyun yapamıyoruz. Maçı anlatmak biraz avantajlı çünkü kendini oyuna verip aynı zamanda çok doğal bir şekilde maçı anlatabilirsin. Orada fazla düşünmeye gerek yok ama oyunla ilgili bilgi verdiği bölümlerde bir anda oynadığı oyunu düşünmekten çıkıp başka bir şey düşünerek onu evet. aktarması gerekecek. Oralar çok zor bir süreç yani ama of Aliyuk'un da kralını ya. Yaptı be! Abi izliyoruz. İki saattir bunu yapmaya çalışıyorum. Sonunda Tristan Thompson'la yaptık. Eskiden Silad Adama ve Tristan Thompson'un seti çok oynuyordu. Şöyle bir bakalım. Ama Alper'in mesela şey... Önemli şeylerden biri, bence demin söyledik zaten, maçı anlatmasında otomatikleşten onu duyurup başka bir şey oyun konsantrasyonunu kaybetmiyor yani oyunla ilgili bir ülke. Evet, evet. Ama şeye mesela dikkat etmesi gerek. Oyuna başlamadan önce yabancı terimlerin hangilerini yabancı dilde kullanacak, Türkçe terimlerin hangisini Türkçe kullanacak ve hepsini önceden çalışmış olması gerekir. Evet, o benim de dikkatimi çekti. Yani, yokken bir anda çok normal bir şey anlıyorum ama bunu yayını açmadan önce karar verip aslında kendisini azaltmak ya bir de basketbol bir de doğası itibariyle aslında bu tarz tuzaklarla dolu. Yani Amerikan kültürü bir de NBA anlatımından bahsediyoruz şu anda. Aslında bıraksan tonlarca İngilizce terim kullanabilirsin yani. Abi şöyle hangilerini kullanıp hangilerini kullanmayacağına karar ver. Aynen aynen. Önemli. Ama arada kalırsan işte field goal attempt diyeceksen field goal attempt'in Türkçesini orada bir saat hani yani ne desem şut denemeleri değil. Atışlar yani. Sonuçta atış yüzdesi atış denemeleri. Evet onları önceden karar verip lazım. Şeyini yapması lazım. Güzel bir ekip ama çok güzel oynadı. Richard Jefferson uzaklardan 3 yerde atışı hakikaten güzel oynadı. Evet güzel hücum. Güzel hücum. Hazırladı yani. Aslında ilk yorumları böyle bir alalım en azından. Panda sen de başlayalım. Buyurun. Süre mi doldu? Yok, hayır doldu. Ara yorum. Değil mi ne çabuk? Yok. Evet. Valla ben NBA'yi ancak işte yani oyunun kendisine hakim değilim, beceremiyorum. Çok zor oynuyoruz gerçekten. Acayip komplike abi bu. Çok karışık. Ama şu anda oturdum vallahi bayağı. Simülasyona döndü yani. Hani bir NBA maçı izler gibi izliyorum. Bu benim için şey geçerli başarılı bir kriter. Tabii hani sen başta demiştin ya oyuna hakimiyet konusunda. Ben hani Alper'in zaten güçlü alanının hani bu tarz oyunlar olduğunu biliyorum. Onun kadar hakim değilim ama hani sorsan sıkılmadan izler misin? Şu ana kadar sıkılmadan izledim evet. Bunu söyleyebilirim. Irmak? Yani evet hani bir gamer'a göre bence gayet başarılı gibi duruyor. Yani arada benim de ilk başta da dikkatimi çekti. Çok fazla mesela excellent release, perfect release mi dedi? Excellent release. Excellent release. Excellent release mesela çok arka arkaya vurguladı. Mesela oralarda hani doğru terimleri Kaan'ın söylediği gibi belki önceden kafasında tasarlayıp anlatım yapsa belki daha doyurucu olur ama yani şimdi bir yandan da az önce söylediğim gibi abi bir yandan oynayıp bir yandan evet. ona konsantrasyonu sağlamak hakikaten zor iş yapıyor. Yani onu ve beceriyor şu anda. Ve yani. Bence hakikaten beceriyor. Yani Piti Panda'nın söylediği gibi ya maç gibi izliyoruz abi şu anda. Kesinlikle. Yani bilmiyorum Kaan sen ne diyeceksin? Ya önce o dokunduğum noktayı bahsedeyim. Şimdi excellent release demesinde, field goal attempt demesinde hiçbir sorun yok. Fakat hangisini İngilizce yapacağını, yani hepsini İngilizce yapmasında da sorun yok. Çünkü o zaman seyircisi, onun izleyicisi bilir ki bu tabirler hep İngilizce orijinal şekilde kullanılacak. Yok tabii ama çok arka arkaya geldiği için. Şöyle ama bir karar versin. Yani düşünüp Türkçesine dönmeye karar verecekse ona gerek yok. Bunu yayın öncesi karar verip hangilerini İngilizce, hangilerini Türkçe kullanacağını karar verse çok daha lineer olur, sorun olmaz.
Ha oyunla şeyine gelirsek, abi bir kere tabii oyunun o oynayanlardan biri olarak, tecrübesi olarak söylüyorum. En zor seviye de bu oyun. Gerçekten çok zor. Hani Alper resmen çok iyi oynuyor bir kere. Her şey diyor, çok iyi oynuyor. Abi o evet. Biz oynasak hemen denize döker bizi. Hani şu anda ve şov, yani şovdan şova döküyor. Üçüncü yer diyor, bu kenar organizasyonu inanılmaz yani. Tabii yani LeBron olmasının falan avantajları var tabii kadroda da. Hani çok güzel oynuyor. Artı çok şova dönük oynuyor. Mesela çok standart atıyorum. Bence çok oynasa, bak standart lafını kesiyorum. Standart oynasa, anladım falan yapmasa bence 20'ye yatırır gibi duruyor şu anda yani. Şöyle çok emin değilim. Yani gerçekten çünkü bilgisayar bir de momentum aralı oluyor. Geride kalan takıma biraz daha avantaj sağlıyor vesaire. Şu anda tamamen yani seyirciyi eğlendirmek istiyorum. Gerçekten de eğlendiriyor. Güzel de oynuyor. Yani Golden State hem de en zor seviyede bayırtmak üzere zaten. 21-14 iyi fark abi. 12-2. Evet, ben de dünden bayağı iyi toparlamış. Yani ben NBA'yi hiç izlememiştim. Bayağı oyunu hakim. Ve Panda'ya katılıyorum. Gerçekten izletiyor şu anda yani. Buyursunlar. Irving içeriye girdi ve yine cevap aldı. Biraz gezim ağlarında dolaştı. Steps yaptı ama yine de ikiye atışmıyor. Alper de spiker oldu. Güzel de anlattı. Evet, fena değil. O nasıl bir efektir ya? Oyun efekti değil mi? O oyun efekti şey. Deflasman. Oyuncu, yok yok ondan değil. Oyuncunun serbest atış yüzdesine göre daha fazla sallanıyor böyle atmanı zorlaştırmak için. Mesela çok kötü serbest atan birine denk gelirse, Tristan Thompson falan denk gelirse görürsün. Bayağı ekran mekran gidiyor yani. Bir yalıyıp daha oluyordu. Draymond Green uçtu geldi oradan. Kyle Irving. İnanılmaz defans var. Birazdan başlayacak Alper. Cleveland'ın Golden State'le dalga geçiyor diye. Hemen rejiye söyleyelim. Alper Biçen'in Twitch adresini lütfen chat'e yazalım. Moderatörler varsa onlar da yazsınlar. Takibi alalım arkadaşımızı. İlk yarıda şimdiye kadar iyi bir performans sergileyememesine rağmen yine de takımın en çok sayı atan isimlerinden bir tanesi İmam Şampuk. Çok güzel pas geldi. Köylüden. Ya oyun oynayıp bu kadar anlatabiliyor olmak gerçekten çok iyi meziyet yani. Alper bugün her şeyi gerçekten takdir ediyorum. Kevin Durant orta sahadan gönderdi. Hadi canım. İlk yarının sonucu 27-18 kırılmıntı önderdi. Ses tonu, diksiyonu, onunla ilgili görüşleriniz var mı? Vallahi ben sesini açıkçası iyi kullandığını düşünüyorum ya. Hı? Tabii biraz hasta olduğunun izi belli oluyor. Öyle ya tabii ama hani şimdi... Çatallaşma var. Ona ama o şey, o herhangi bir şey ya sadece eleştirilecek bir şey değil. Tabii. Basketbol, yani ben Alper'in basketbolu oynamayı sevdiği de belli zaten bu işte şey. Basketbolu anlatmayı da seviyorum. Ben biraz ses rengini kime benzetim biliyor musun? Erdem Bitiye benzetim ya. Ha, ses rengini ama ya, yani tarzını ben Erdem Bitiye seni anlattım. Biraz sanki bana onu anlatsattım. Stefan'ın Curry'i döverek... Hadi. Erdoğan Bey, şu mikrofonu biraz daha aşağı indirebilir miyiz arkadaşlar? Gözcan, nasıl bir maç sonu bekliyoruz? Abi şey, Alper şimdi resmen oyun o yani. Dalga geçiyor demeyeceğim de, çok hakim olduğu için oyuna biraz fark muhabbete daldı. Gaza geldi tarafında değil mi? Muhabbete daldı, gaza geldi, eğleniyor şimdi. Yani benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Alper çok rahat kazanacak. Ama fazla havaya girmesin. Havasını bozarlar diyor. Evet, cezası kesiliyor ya. Yüreğin ya evet, bu orada Curry faktörü. Hocam var. Ola, hocam mola. Süre. Hocam Kadir'i çok iyi kullanıyor. Hocam kanalı aldın mı Alper'in? Kadir'in kendisi böyle oynamıyor lan. Hakikaten yani tamam adam. Hakkı abi. O ne abi, ne oluyor ya? Eski NBA Jam vardı, şimdi sen hatırlarsın belki. Onda alev alırdı abi, Kyrie'nin evet. Nefes alev aldı yani. Bak abi fark 1'e indi, Alper hemen... Garanti değil mi? Gerekeni yaptı. İyi de abi zaten hani ESL'e katılıp gerçekten o seviyede oynamış adamın bilgisayarın en iyi seviyesi falan hiç takma ihtimali yok.
Gerçi evet aslında Alper şey bilgisayar. Alper'e ayırdığımız sürenin sonuna geldi. Şimdi yorumları yapalım bir. Tamam sen de başlayalım bu sefer. Ya oyunun tabii açılış bölümünü göremedim ama mesela sliderlardan bahsetmiştir diye tahmin ediyorum. Şöyle tabii bir yayıncının yapabileceği iki ya da üç tür yayın var. Bir daha eğitici, iki daha eğlendirici gibi temelde ayırmak lazım. Alper bence ikisini birleştirmeye çalışıyor büyük oranda. Biraz onu, biraz ama hedef de o gibi yani şimdi bu yayına baktığımızda. Yok yani bu tamamen tercih meselesi ki zaten bu tip bir oyunu tamamen eğitici yapamazsın. Atıyorum Civilization oynasan büyük oranda daha eğitici yaparsın. Ama bu tip bir oyunun içinde eğlendirme tarafının biraz daha fazla eğitici tarafında yani oyunla ilgili bilgi verme tarafında bence biraz daha olsun. Bence o dengeyi gayet iyi kurmuş. Zaten basketbolu oynamayı da anlatmayı da çok sevdiği belli bence. Yani onu hissetmemek evet. mümkün değil. Yani başka bir yayın yapması keşke korku yayını nasıl yapıyor onu da görüp kıyaslayabilseydim ama hani NBA yayını yaparken gerek iyi oynaması, gerek iyi aktarması, gerek bir spiker olarak buna müthiş bir katkı veriyor olması her açıdan olumlu. Her açıdan çok olumlu. Çok başarılı. Ama şey ev sahibi avantajına sahip. Yani sevdiği oyunu sevdiği işi yaparak oynuyor. Hepsi ama aslında bugün için öyle aslında. O bütün yayıncılar da çok, aynı ama şekilde. Yani kendileri tercih ettiler. Yani oyunları. Hasta olmasını tamamen göz ardı ederek konuşuyorum ki göz ardı etmeliyiz. Yani onu filtreleyerek tabii. konuşuyorum. Bence çok çok başarılı. Irmak. Valla ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Yani zaten hakikaten o kültürü benimsediği ve o kültürden geldiği zaten belli. Çok net bir şekilde. Şöyle yayıncı olmadığı süreler boyunca da FiveB'yi oynadım belli abi. Evet evet ama hakikaten yani ben şeyi merak ediyorum abi. Hakikaten bunu bir yarışma değil de tek başına sadece bilgisayara karşı acaba nasıl oynardı ben onu merak ediyorum. Çünkü ya çok rahat anlatıyor. Hem anlatıyor bir yandan araya bilgiler sıkıştırıyor. Ya evet arada işte İngilizce, Türkçe falan filan orada bir kafa karışıklığı oluyor ama o da adamın işi değil zaten yani. Hani onu da anlayışla karşılamak lazım. Ya ona rağmen ben gayet başarılı buldum şu ana kadar. Panda. Bu arada abi bir tane ekranda karşıma kopmuş kafa geldi de abi yan şey. Bu arada ben bunu çok merak ediyordum abi. Hiç kimse görmüyor. Ben görüyorum da abi dağıldım kopmuş kafa üstüme geldi bir anda. Ben bu oyunu çok merak ediyordum hakikaten. Dün bu cümleyi Doğukan için kurmuştum. Bugün Alper için kuracağım. 4 haftadır yani bu haftayı da dahil ederek gördüğüm en iyi performansıydı. Hani oyuna hakim ona zaten itirazım yok ama şeyi de başardı yani hani. Sürekli nerede konuşacak, ne bilgiyi verecek, nerede tutacak hani benim dikkatimi sürekli kendinde oyunda tutmayı başardı. Sen tabii daha önce izlediğin için tabii, daha farklı diğer performanslarını da biliyorum. En üst noktasında bugün ulaştı son yayında. Gördüğün şunu söyleyebilirim Alper'le ilgili. Ben kendi adıma kusur bulamadım. Çünkü NBA ben televizyondan izliyorum. Oyunu beceremiyorum dediğim gibi ama oturdum sıkılmadan 20 dakika izledim. Oynamı hem çok başarılı yani en zorda oynadığına göre çok başarılı oyun ki adamın dereceleri var. En zoru perişan etti. Ha perişan etti. Bir yandan da anlattı. Gerektiğinde saldı. Tabii tabii. Skoru yaklaştırdı, heyecan yaptırdı. Gerektiğinde arda adam rating için her şeyi yaptı abi yani. Bütün dün abi. Doğukan için bütün doğruları yaptı demiştim ya. Bugün de Alper bütün doğruları yaptı. Oyun doğal olarak Alper için. Alper çok doyurdu ya. Yani Alper hakikaten yani oradaki hitabetiyle maç içerisinde ya maçta istediği zaman vites yükseltti, istediği zaman düşürdü, eğlendirdi, istediği zaman yükseltip hem bilgilendirip hem eğlendirdi. Yani hani ben en çok doyuma ben Alper'de ulaştım açıkçası. Evet, Alper'e bir oy daha gidiyor böylece. İki oy şimdi oldu Alper.